Sonunda sabah olmuş ya. Günaydın, nereye gelsin, nasılsınız, umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün çok efsane şeyler yapacağız yani. Ben yataktan şöyle kalkalım arkadaşlar. Birazdan Mert gelecek ve bana çok güzel bir haber verecek arkadaşlar. Ben de haberi cidden çok merak ediyorum. Telefonla aradı yani, geleceğini söyledi. Acaba sizler de merak ediyor musunuzdur arkadaşlar? Ve zil çaldı yani. Ve hala bu arada kanala abone olmasanız ne yapıyorsunuz yani? Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olarak YouTube'daki en güçlü yayınları kanalımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Abone olan herkese çok ama çok seviyorum yani. Hemen kapıya bakalım, Mert gelmiş arkadaşlar. Evet yani, ve gördüğünüz gibi bebek RG'li de SelinRG orada oyun oyna. Gelin ikinizden de bir öpücük alayım. Hadi görüşürüz bakalım. İyi eğlenceler size. Arkadaşlar bakalım yani Mert'in haberi bize ne olacak? Mert hoş geldin ya. Bana ne haber vereceksin? Vallahi çok merak ettirdin ya. Hoş bulduk İsmetRG, hoş bulduk. Sana şu an öyle bir haber vereceğim ki çok ama çok sevineceksin. Hazır mısın bakalım? Hazırım Mert, hazırım, artık söyle ya. Çok merak ediyorum. İnşallah hani güzel bir haberdir ama çok güzel bir haberdir, böyle güzel bir haber olmasını çok istiyorum yani. Emin ol İsmetRG, çok seveceğim bir haber yani. Yanlış evi seçersen ölürsün. Bunu oynamak ister misin? Ne? Ciddi misin sen? Yanlış evi seçersen ölürsün mü? Evet İsmetRG, çok ciddiyim. Bunu oynayacaksın ve eğer kazanırsan da hazine alacaksın yani. 3 çeşit farklı hazine. Oha Mert, sen adamsın ya, adamsın. Tabii ki de oynamak isterim yani. Yanlış evi seçersen ölürsün oynayacağız arkadaşlar. Siz artık abone olun, bildirimleri açın ve doğru olanı bulup arkadaşlar o hazineleri alacağız ve zengin olacağız inşallah, değil mi Mert? Vallahi İsmetRG, evet tabii ki de zengin olacağız. Fakat bunu sadece bir kişi oynayabiliyor. Yani ben sana yardım edemeyeceğim. Sen tek başına olacaksın. Tamam Mert, benim için hiç sıkıntı değil ya. Zaten ben tek başıma kocaman dev gibi bir orduyum oğlum. Evet İsmetRG öyle, ama ayrıca silah kullanmak da yasak. Sadece kılıç kullanacaksın. Ne? Silah kullanmak yasak mı? Olamaz arkadaşlar. Keşke silah kullanmak yasak olmasaydı. Fakat biliyorsun benim şafak kılıcım var, efsane kılıcım var. Hemen gidip onu alayım arkadaşlar. Biz kılıçla bile hallederiz yani. Zaten cıplak elle bile hallederiz Mert, tamamdır. Şafak kılıcını da aldım, hazırım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi evlerin yanına geldik. Şu evlere bakar mısınız arkadaşlar? Cidden mavi ev var, yeşil ev var, sarı ev var, turuncu ev var ve kırmızı ev var arkadaşlar. Tam 5 tane ev var ve sadece bunların bir tanesi doğru yani. Bayağı bir zorlu bir bölüm olacak. Bak bunu başarabiliriz ve RG'nin gücünü gösterebiliriz. Mert maşallah sen de oturdun ya. Evet İsmetRG, dediğim gibi yani bunu çoklu oynamak yasak. Sadece sen tek başına oynayabilirsin ama eğer yardım ihtiyacın olursa elmas kılıcımı çıkardım yani. Eğer tehlikeli bir şey olursa sana yine de yardım ederim çaktırmadan. Adamsın Mert, adamsın ya, ama merak etme, hiç yardıma ihtiyacın olmayacak yani. Ben şafak kılıcıyla gelen geçeni keseceğim arkadaşlar. Şimdi bunlardan sadece bir tanesinde elmas var, hazine var, değil mi? Evet İsmetRG, ve sadece elmas değil, 3 çeşit farklı maden var yani. Fakat bunların doğru olanı bulman lazım. Bence yeşil olanı seç yani. Yeşilden doğru olur, ne dersin? Ya doğru seviyorsun ama o kadar da belli etmezler arkadaşlar. Yeşil olan böyle tik oluyor, doğru olan olabilir arkadaşlar. Fakat ben ilk olarak yeşili seçmek istemiyorum arkadaşlar. Buraya koltuk koymuşlar gördüğünüz gibi ve bu koltuğun rengi ne Mert? Bu koltuğun rengi mavi mi? Ya Mert adam gibi söyle, ne mavisi ya? Şaka yapıyorum İsmetRG, şaka yapıyorum. Bu koltuğun rengi tabii ki de kırmızı. Evet arkadaşlar, buraya koltuk koymuşlar ve bu gördüğünüz gibi bu koltuk kırmızı olduğu için arkadaşlar ben ilk olarak kırmızıyı seçiyorum. Bakalım kırmızıdan ne çıkacak arkadaşlar. Bence kesin olarak kırmızı doğru arkadaşlar. Sizler de yorumlara yazın bakalım hangisi doğru olabilir. Açıyorum arkadaşlar, açıyorum, açıyorum. 3, 2, 1 açtım bakalım. Allah, korkunç büyük anne çıktı. Arkadaşlar yanlış ya Mert, yanlış olanı seçtim ya. Ulan korkunç büyük anne, sen her yerde benim peşimdesin. Git artık, benim peşimi rahat bırak arkadaşlar. Bu farklı bir çeşit korkunç büyük anne gördüğünüz gibi. Neyse bunu da içini bitirelim arkadaşlar. Yanlış olanı seçtik. Olamaz ya. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Böyle vuramazsın işte. RG'nin gücünü gösteriyoruz arkadaşlar. Hemen şu korkunç büyük annenin işini bitirelim arkadaşlar. İşim bitti korkunç büyük anne. İşim bitti, sana RG'nin gücünü göstereceğim ve seni öldüreceğim yani arkadaşlar. Evet maalesef gördüğünüz gibi kırmızı olan yanlışmış arkadaşlar. İlkini seçtik ve yanıldık ama olsun, ama olsun. İkincisinde bence kesin olarak doğru bileceğiz arkadaşlar. Geriye turuncu, sarı, yeşil ve mavi kaldı. O zaman Mert, senin dediğin yeşili mi seçsem acaba? Evet İsmetRG, bak benim dediğimi seçersen doğru olanı seçersin. Yeşil kesinlikle doğru ya, eminim yani ben. Tamam arkadaşlar, bakalım Mert o kadar emin konuştu ki ben de o zaman yeşili seçmek istiyorum arkadaşlar. Yeşil doğruysa hazineleri alırız arkadaşlar ve zengin oluruz. Bebek RG, SelinRG'ye güzel güzel hediyeler alırım yani. Tabii ki de RG ailesine de hediyeler alalım. Sizler de RG ailesine katılmak istiyorsanız abone olun yani. Hadi bakalım, gidiyorum arkadaşlar ve yeşili seçiyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar. Allah'ım ne? Lan oha! Uzaylı çıktı lan, uzaylı sen ne yapıyorsun lan? Oha arkadaşlar, bu ne? Çok güçlü bak kardeşim, adam gibi dur. Allah arkadaşlar, yok artık. Yok artık, birini uçuruyor bildiğiniz. Gel buraya uzaylı. Gel buraya, senin içini bitireceğim arkadaşlar. Adam bizi bildiğiniz uçuruyor Mert, görüyor musun ya? Vallahi İsmetRG uzaylardan güçlü çıktı ama sen işini bitirebilirsin. Güveniyorum sana. Adamsın Mert, adamsın, merak etme, şimdi onu işini bitireceğim. Oha arkadaşlar, bu ne böyle? Bu ne böyle? Bir vuruyor uçuruyor ya. Sen nesin lan böyle? Bizi uçuruyorsun. Gel buraya. Gel buraya, senin işini bitireceğim yeşil uzaylı. Senin işini bitireceğim ve kazanacağım. Git lan evine geri dön. Evine geri dön yeşil uzaylı. Hadi arkadaşlar, çok güçlü. Çok güçlü ama biz daha güçlüyüz yani. Olamaz ya. Şuna bakın arkadaşlar, nasıl bu kadar uçurabiliyor? Nesin lan sen? Sen uzaylı değil nesin böyle arkadaşlar? Yani tek atıyor adam bildiğiniz ya. Tek atıyor ama neyse, kazanacağız arkadaşlar. Yeşil uzaylının da işini bitireceğim yani. Gel buraya. Hadi oha. Oha yeter artık ya. Yeter öyle adam gibi savaşalım yani arkadaşlar. Bu haksızlık yani. Adam bana bir vuruyor, ben uçuruyorum. Hayır. Hayır, bu sefer sinirlendirdin beni. Sinirlendirdin beni uzaylım. Sinirlendirdin beni arkadaşlar. Vurmasına izin vermemem lazım. Vurunca beni uçuruyor. Vurmasına izin vermemem lazım ve işte bu. İşte buraya gelin gücünü gösteriyoruz. Gel buraya, beni çok gaza getirdin. Beni çok gaza getirdin ve tamamdır arkadaşlar. Bunun da işini bitirdik. Oh arkadaşlar vallahi çok yoruldum ya. Adam bana bir vuruyor, uçuruyor yani ve yeşil olan da yanlışmış yani. Mert ulan ikimiz de bilemedik. Hani emindin yani? Ne yapayım İsmetRG, ne yapayım? Sadece bir tahmin yaptım ama bir an çok korktum ya. Uzaylı seni uçurup duruyordu. Yardım etmeye gelecektim. İyi ki gelmemişim yani. Ya Mert, beni zorlayabilirler. Beni zorlayabilirler ama beni hiçbir zaman yenemezler yani. RG yenilmez. Bu sahipmez olur. Benim arkamda koskocaman RG var. Tamamdır arkadaşlar. Yeşil de yanlış çıktı. Kırmızı da yanlış çıktı. Bunlardan hangisi doğru Mert? Bunlardan hangisi doğru? Sarı mı doğru ya? Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Vallahi İsmetRG, sakin olman lazım. Sakin olman lazım. Böyle şanssızlıklar olabilir ama emin ol kesinlikle doğruyu mutlaka bulacaksın. Ya vallahi bilemiyorum arkadaşlar. Umutsuzluğa düştüm ya. Hani o zaman arkadaşlar hangisini seçsem yani? Turuncu kaldı, sarı kaldı ve mavi kaldı arkadaşlar. Acaba hangisini seçeceğim? Düşünüyorum RG'yi. Düşünüyorum ve maviyi seçiyorum lan. Mavi arkadaşlar doğru olacak. Şu maviye bakar mısınız? Çok güzel ya. Çok güzel bir mavi renk var. Yatalım şöyle mavinin karşısında ve maviyi seçiyorum. Bakalım abi, bu da yanlış çıktı. Sonic çıktı arkadaşlar. Katil Sonic çıktı. Ya Sonic sen iyi biriydin. Niye böyle kötüye dönüştün? Arkadaşlar bunun da işini bitirmemiz lazım abi. Gel buraya. İşim bitti. İşim bitti. Sana RG'nin gücünü göstereceğim arkadaşlar. Şuna bakın vallahi sinirlenmiş bize ya. Bana niye sinirlendin Sonic? Ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım arkadaşlar? İşini bitireceğim yani. Sonic normalde hızlı olurdu fakat bu birazcık yavaş arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil yani. Ben bile senden hızlıyım lan. Ben bile senden hızlıyım. İşim bitti Sonic. İşim bitti Sonic. İşim bitti Sonic ve Sonic'in de işini bitirdik arkadaşlar. Tamamdır. Sonic'in de işi bittiğine göre yalnız arkadaşlar bu da yanlış çıktı. Bu da yanlış çıktı. Olamaz artık. Bıktım. Yanlış çıkmasından bıktım ama inanıyorum ki mutlaka doğru olanı bulacağız arkadaşlar. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Geriye son 2 tane kaldı arkadaşlar ve hani yanlış çıkma olasılığı gitgide azaldı. Mert tamamdır. Yakında doğru olanı bulacağız ya. Evet İsmetRG, evet gitgide yaklaşıyorsun yani, doğru olanı bulmak üzeresin. Tabii Mert, ne sandın ya arkadaşlar, bunlardan artık kesinlikle 2 tanesinden biri doğru yani, ya turuncu doğru ya sarı doğru arkadaşlar ve ben tabii ki de hangisini seçeceğim arkadaşlar, benim time bakın hangisini seçeceğimi anlarsınız, tabii ki de sarıyı seçeceğim arkadaşlar, sarı güzel gözüküyor yani, o yüzden sarı rengini seçmek istiyorum arkadaşlar, kesinlikle sarının da doğru olduğunu düşünüyorum ve hazinelerle zengin olacağız. Mert ben gidiyorum. Kolay gelsin İsmetRG, umarım sarı doğrudur, yoksa cidden bayağı kötü şeyler olabilir. Nasıl yani, ne demek daha kötü şeyler olabilir? Bunların arasından bir tanesi çok ama çok kötü yani, içinde bildiğim bu evlerin içinin bir tanesinde kocaman ordu var, inşallah ona denk gelmezsin. Oha, ne yani arkadaşlar, geriye bir hazine kaldı ve bir evin içinde arkadaşlar hazine var, bir evin içinde de kocaman ordu var yani, acaba bunların hangisinde ordu vardır kocaman? Bence turuncu olanın içinde kocaman ordu vardır arkadaşlar, sarının içinde de hazine vardır, ne diyorsun? Vallahi ben olsam ben de sarıyı seçerdim ama eğer yanlışsa cidden çok zorlanacaksın yani, kocaman orduda savaşacaksın. Neyse Mert, neyse bence yanlış diye düşünmeyelim yani, pozitif düşünelim, mutlu olalım arkadaşlar, o yüzden sarıyı seçiyorum. Hadi bakalım, gel buraya sarı. Allah'ım lütfen bu doğru olsun, yoksa çok zorluklar çekeceğiz. Açıyorum ve açtım arkadaşlar. Hayır, olamaz. Yanlış olanı seçtik Mert. Mert yandık arkadaşlar. İşimiz bitti. Arkadaşlar bir sürü ordu var. Hepsini bitirmemiz lazım. Geberin lan. Geberin lan. İşiniz bitti arkadaşlar. Olamaz ya. Bildiğiniz yani katil palyaçolar ordusu var arkadaşlar. Ama yine de olsun. Kazanabiliriz. Aa hadi. Hadi arkadaşlar bunu başarabilirim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Senin işini bitireceğim. Hadi arkadaşlar hadi. Hadi. Oha, arkamdan da saldırıyorlar. Yandık. Yandık Mert, yardıma ihtiyacım olabilir. İsmetRG, eğer yardım edersen bu şey olur. İptal olur yani. Hazineyi kazanamazsın. O yüzden başka şeyler düşün. Ya Mert, başka ne düşüneyim ya? Bu kadar kişiyi nasıl öldüreceğim arkadaşlar? Yandık ya. Yandık ama olsun. Ben tek başıma kocaman bir orduyum arkadaşlar. RG yenilmez. Bu sahipmez yani arkadaşlar. Her taraftan çıkıyorlar. Çıkmayın lan artık. Kaç kişiler Mert bunlar? Kaç kişi çıkabilir? Bilmiyorum İsmetRG, bilmiyorum. Çokça fazla kişi çıkabilir yani, sayısını tam olarak bilmiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz yine evden gitgide daha fazla kişi çıkıyor lan, yeter artık. Yeter artık, yandık arkadaşlar. Kaç. Başka şeyler düşünmemiz lazım arkadaşlar. Tek başıma bunları yemenin bir yolunu bulmam lazım arkadaşlar. Ama nasıl bulacağım? Bir dakika arkadaşlar. Tabii ya, evin arkasında bir sandık var arkadaşlar. Adamlar böyle bir ordu koyduysa hani yemenin de yolunu koymuşlardır arkadaşlar. O yüzden o sandığı açmam lazım. Gelin lan işinizi bitireceğim sizin. O sandığı açacağım arkadaşlar. Hadi koş İsmetRG, koş, bunu başarabilirsin. Hadi arkadaşlar. Oha, silah var, al arkadaşlar. Tamam, kaç, tamamdır. Silahları aldım, işte bu arkadaşlar, bu sefer işlerini bitireceğim. Silah aldım. Gelin buraya arkadaşlar. Silah kullanmak bu orduda yasak değil arkadaşlar yani, bunlara karşı silah kullanabilirim çünkü çok fazladır arkadaşlar. Gelin buraya, işiniz bitti. Ne oldu lan? RG'nin gücünü göstereceğim size. Size RG'nin gücünü göstereceğim. Tamamdır arkadaşlar, tamamdır. Onları yemenin bir yolunu bulduk yine ve RG'nin gücünü gösterdik arkadaşlar, fakat ölmüyorlar, silahla bile ölmüyorlar arkadaşlar. O kadar güçlüler ki silahla bile ölmüyorlar. O yüzden oranın kapını kapatsam iyi olur ben arkadaşlar. Tamamdır, ölüyorlar. Öleceksiniz lan tabi. Burada silah var. İsmetRG var. Ölün artık arkadaşlar, çok güçlüler. Şuna bakın ya. Ben hayatımda bu kadar güçlü palyaço görmedim yani. Ben hayatımda bu kadar güçlü bir palyaço da görmedim. Bu kadar güçlü bir ordu da görmedim yani. Şuna bakın arkadaşlar ya. Şuna bakın yani, bitmediler. Bir türlü bitmediler arkadaşlar. Yani sıkıyorum ölmüyorlar. Ölün lan artık. İşiniz bitti arkadaşlar. Şunları şöyle uzaklaştıralım yani. Gel. Sen de gel. Çok kaşındın lan sen. Sen çok kaşınıyorsun arkadaşlar. Hop, böyle zıplatırlar adama. Adam böyle zıplatırlar yani. Şunu da şöyle öldürelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir uzaklaştırdık onu da. Hop, hadi görüşürüz kardeşim. Sen gelene kadar çok geçer yani. Şunları da şöyle öldürelim arkadaşlar. İçeride hala var bu arada. O yüzden şöyle kapıyı kapatırsam kapattım arkadaşlar. Tamamdır. Daha fazla bu palyaçolardan gelmeyecek arkadaşlar. Kapıyı kapattım ve kurtuldum yani. Güzel arkadaşlar, güzel. Neyse, kapıyı kapatmak zorunda kaldım. Çünkü gerçekten de sınırsızdı galiba arkadaşlar. Sınırsız derecede palyaço vardı. Hani kapı açık olduğu sürece palyaço palyaço gelmeye devam ediyordu arkadaşlar. Arkamdan da geliyorlar. Yeter artık. Yeter artık. Bıktım sizden. Gidin buradan. Gidin buradan. Peşimi rahat bırakın. Peşimi rahat bırakın mutantlar. Tamamdır arkadaşlar. Güzel. Güzel güzel. Az kaldı. Az kaldı. Bunu başaracağız RG'si. Bunu başaracağız ve RG'nin gücünü göstereceğiz yine her zaman gibi. Hadi geberin lan. Geberin. İşiniz bitti. İşiniz bitti. RG'nin gücünü göstereceğim. RG'nin gücünü göstereceğim. Tamamdır arkadaşlar. Hepsini hallediyoruz gördüğünüz üzere. Hepsini yavaş yavaş hallediyoruz arkadaşlar. Şöyle kılıcımızı da kullanalım. Yakalım şöyle. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. RG'nin gücünü gösteriyoruz. Kazanacağız. Az kaldı. Çok az kaldı. Kazanacağız. Hadi lan. Hadi lan senin de işin bitsin artık. Bunun da işi bitti arkadaşlar. Mermimizi de kullanalım. Şöyle silahlarımızı kullanalım. Tamamdır arkadaşlar. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Kazanacağımıza inanıyorum yani. Sizler de inanın. Sizler de inanın arkadaşlar. Şunu da çok uzaklaştırdık bayağı bir. Güzel. Güzel. Yalnız mermim bitecek arkadaşlar. Mermim bitecek. O kadar güçlüler ki yani tüm silahın mermisini kullandım. Hala adamlar ölmedi ya. Hala ölmediler yani. Ama kaç güçlü çıktınız siz ya. Geriye sadece turuncu olan kaldı ve artık turuncu olanı seçiyorum. Eğer bu da doğru değilse kafamı sıkacağım ve gideceğim arkadaşlar buradan ve işte bu, tebrikler kazandınız diyor arkadaşlar. Doğru sandık bulduk ve 3 çeşit hazine var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elmas var, ruby var ve değişik bir isimli arkadaşlar bu var yani. Şunları şöyle hepsini alalım. İşte bu arkadaşlar. RG'nin gücünü gösterdik ve zengin olduk.